Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugünkü konumuzu zaten başlıktan anlamışsınızdır. Fakat biraz detaylandırayım. Yaklaşık 2 sene önce ben, Enes, İbo ve Ali kendi aramızda 1v1 turnuvası yapmıştık. O turnuvaya Mami gelememişti, şehir dışındaydı sanırım. Ve ben de Mami ile birlikte daha tryhard, daha güzel bir turnuva yapacağımızı söylemiştim. Bayağı erken oldu farkındayım, bir 2 senecik kadar. Olsun, geç olsun, güç olmasın diyelim. Bugün ben, İbo, Tolga abi ve Mami 1v1 turnuvasının ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kuralları anlatayım. Bütün eşleşmeler Best of 3 üzerinden oynanacak. Yani 2 olan kazanacak. Macmillan ve Otoyev'in haritaları oynanacak. Eğer 1-1 olursa 3. map bütün mapler arasından kura çekilerek hangi map gelirse orada oynanılacak. Kapalı haritalar hariç. Macmillan'la başlıyoruz. X kişisi önce katil oynuyor. Y kişisi kurban oynuyor. Atıyorum Y kişisi 1 dakika 30 saniye oyaladı katili. Ardından Y kişisi katile geçiyor. X kişisi kurbana geçiyor. X kişisi de kurbanda 1 dakika 35 saniye oyaladı diyelim. X kişisi Macmillan haritasını kazanan taraf oluyor ve 1-0 öne geçiyor. Eğer ikinci haritayı da o kişi kazanırsa 2-0 ile tur atlıyor. Diğer kişi kazanırsa da 1-1 oluyor ve son haritaya uzuyor oyun. Katiller Wraith almak zorunda ve hiçbir türlü özellik kullanımı yok. Yani görünmezde falan geçemez. Sadece düz, normal vuruşuyla oynamak zorunda. Hem kurban hem katil ikişer tane perk takabilir. Bamboozle ve Hex totemleri yasak katil tarafında. Aynı zamanda katil iki perkünün yanına eğer isterse Predator adlı perkü takabilir. Kurbanların ayak izini daha iyi takip edebilmek için. Bu tamamen katilin kendi fikrine bağlı. Katil eğer o an kovaladığı kişiyi kaybederse süreyi durdururum. Ve fiziksel olarak birbirlerini gördükleri zaman da süreyi tekrar başlatırım. O an kimin maçı oynanıyorsa o iki kişinin facecam'i olacak. Diğer iki kişinin facecam'i olmayacak. Zaten bir panel hazırlarım, o an kim katil oynuyor, kim survivor oynuyor, onu da anlayabilirsiniz. Gençler, şimdi eşleşmeleri belirlemek için herkesin ismini buraya yazdım. İlk çıkan iki isim birbiriyle eşleşmiş olur. Kalan iki isim de yine aynı şekilde birbiriyle eşleşmiş olur. Çarkımızı çevirdim ve ilk isim belli oluyor. Tolga abi. Evet gençler, şimdi de Tolga abinin rakibi için çevirdim. Ve kendisi oldu. Tolga abi ne yapıyorsun anasını satayım. Tabii benim hatam arkadaşlar. Tolga abinin ismini buradan siliyorum. Evet, şimdi Tolga abi için çevirdim. Bakalım Tolga abinin rakibi kim olacak derken ben oldum arkadaşlar. Böylece İbo'yla da Mami eşleşmiş oldu. Şimdi ilk eşleşmede kim katil, kim kurban onu çekeceğim haksızlık olmasın diye. Ve şöyle bir şey var. İlk eşleşmede kim katil oynarsa bir sonraki eşleşmede de diğer kişi ilk katil olarak başlıyor. Eğer 3. haritaya uzarsa tekrardan kim katil kim survivor bunun kurasını çekeceğim. En adaletli böyle olur diye düşündük. İlk çıkan isim katil oynar demektir. İbo çıktı arkadaşlar. İlk harita Macmillan olacağı için 5 varyasyon arasından da kura çekeceğim şimdi. Hangi varyasyon gelirse iki taraf da orada oynayacak. Beş numaralı Macmillan varyasyonu geldi. Evet gençler, birazdan facecamler gelecek maç içinde, merak etmeyin. Perkleri anlatmak için bu şekilde bir giriş yaptım. Mami fırsat penceresi ve kum torbası perklerini almış. Fırsat penceresi palet ve pencerelerin yerini görmenizi sağlıyor. Kum torbası da yaralıyken öne kocaman bir adım atmanızı sağlıyor. İbo tarafına baktığımızda şu Ghostface'in perkünün adını unuttum. Bir yerden hızlı bir şekilde atladığınız zaman yerinizi gösteriyor. Hayvani güç almış. Paletleri hızlı bir şekilde kırmasını sağlıyor. Bir de yırtıcı almış. Dediğim perk. Üçüncü perk katilin tercihine bağlıydı. O da ayak izlerini daha iyi takip edebilmenizi sağlıyor. Aa, tuvaletim geldi. Gel gel, yaptığın an süreyi başlatırım. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Çakarino ya. Muhammed Bey şeki hemen devirmedi. Risk mi aldı yoksa Tolga Bey sizce? İyi, ama bu hamlesi, bu hamlesi 10 saniye kazandırdı diyebilir miyiz peki? Yani bir şey diyemedim. Diyecek laf yok. Utkum tutuldu. Ertem abi konuş. Mami şu an İbo'yu ölüm mekanına soktu. İbo bakalım buradan ölmeden çıkabilecek mi? Nah çıkar dediğinizi duyar gibiyim. Hayır etmedin. Kaybetmedin. Etmedim. Salak. Nasıl yani?
İbrahim süre dursun diye kaybetmiş gibi yapıyor ama yemiyoruz bu numaraları sunucunuz olarak. Nasıl ye? Çok çaresiz gözüküyor şu an. The misery. Everybody wants to be my enemy. Aa, anı satayım sattım. Sıkıntı yok. Dur da sattı bir tık. Bir tık sattı ama bir şey olmayacak. Tekrardan atladı. Kavlanana! Bu nasıl bey bana kıyım. İbrahim çok çaresiz gözüküyor şu an arkadaşlar. İlginç mind game'ler. Oo. Vay 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 vay. Sakin vay, oyunlar. Vay, sattı. Zord. Abi Jungle Gym koymamışlar bu arada, yok ya. Jungle Gym'in oyna. Başımdan beri ağlıyor ya. İnanamıyorum. Hatch'i buldum. İbrahim'in tur şansını devam ettirebilmesi için bir an önce yakalaması lazım. Tabii bu gidişte zor diyoruz. Salak saç marketler yapıyor şu an. Bir respect geldi orada. Aman tanrım diyoruz. Dın 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 dın. Kanka jungle'cım yok. Muhammed Bey. Sana sesliyorum. Bütün avantajlarına rağmen ağlamaya devam ediyor. İbo'dan harika bir mind game geldi orada. Ben bunu nasıl sobeleyim şimdi diyoruz. Belki de bu hamlesiyle turu aldı. Milimlik diyebilir miyiz peki abi? Milimlik ya var ya. Akon'un şeyi gibi oldu amına turnuvamı. Bu kaçmamalıydı moruk. Bura palet bitti. Aa s*** evet. Yalan söylüyor İbo, inanma diyorum. Lan gene buldu a*** amına koyayım. Şaka şaka. Şaka şaka anan. Gerçekten çok iyi mind game'ler. Wraith'in boyunun 4 metre olduğunu unuttu sanırım bu. Aman tanrım! Çok riskli, çok riskliydi. Bu spotlarda da yakalayamıyorsan daha nerede yakalayacaksın? Davar ne oldu demek istiyorum İbo'ya. Bir de stun geldi. Sallasam vuruyormuş a**ına koyayım. İbo artık aha, erkek lupuna geldik İbo. Artık bitti. Evet. Amına. 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 Affas yoksa yedirdim mind game'i. Vermez dedi. Hayır bir tur daha mı? Aman hayır, tanrım hayır, neler oluyor? Ya niye ilkinde gelmedin? 3.53. Putin stuff var. Slow bir takayım mı, lazım olur mu? Ruin de koy. Ben de oynuyorum sonuçta, belli olmaz işim. İbo oturup can yapıyormuş ama. Arkadaşlar İbo da fırsat penceresi ve dead art perklerini tercih etmiş. Mami hayvani güç ve karabağlık perkünü tercih etmiş. Ancak Tolga abinin spekliyete geçebilmesi için oyuna girip DC atması gerektiği için Tolga abi takıntılı oldu. Karabağlık perkü de takıntılıyla alakalı bir perk. İbo'nun decisive takması lazımdı. Mami uyardı ama İbo dalgınlığıyla takmayı unutmuş. Çıkalım girelim diye teklif ettim Mami'ye ama gerek yok dedi. Zaten 4 dakika oyaladı. Kendi tercihi yani, sonra haksızlık yapıldı falan demeyin. Süre başladı. İbrahim Bey hiç riske atmadı. Özgüveni yerinde gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Devam ki. Direkt paleti indirdik ki kullanıyorum. Seyirciler elense bile şerefli bir şekilde elenmesini istiyor bunun. Şimdi İbrahim Bey ilginç bir hareket. Çok erken bir hasar alacak. Çok erken bir hasar. Oradan hasar veriyor. Sanırım şerefli değil, şerefsiz bir şekilde elenecek. Bir de sıkıştı oraya. İbrahim'den çok ilginç hareketler. Ya oğlum hayır ya. İbo ne yaptın İbo der gibiyiz şu an. İbrahim Bey bir tık heyecanlandı gibi. Bir tık heyecanlandı evet. Lan 2 saniye çişe gittim ne oldu Abi 38 saniyeli kariyer rekoru kırdı İbo. Evet arkadaşlar, Mami seride 1-0 öne geçti. İbo artık heyecan yaptı mı diyelim, şanssızlık mı yaşadı diyelim. Bunun kararını siz verirsiniz. Şimdi ikinci haritamız olan otomobil mezarlığının hangi varyasyonunda oynayacaklarını çekeceğim. Hemen döndürdüm çarkımı. Ve bir numaralı otoyevin varyasyonunda oynayacaklar. Evet gençler, ikinci haritamıza geçtik. Seride Mami 1-0 önde. Mami bu haritada Ghostface'in bir yerden hızlı bir şekilde atladığınız zaman yerinizi gösteren perkünü almış. Bir de hayvani güç almış. Paletleri hızlı bir şekilde kırıyor. İbo ise perklerini değiştirmemiş. Yine fırsat penceresi ve dead art perklerini almış.
İbrahim Bey yine risk almadı ha. Evet, mantıklı bir hamle. Yakın palette beklemek yerine uzaktakine gidip bir 5 saniye kazanmak istedi. Bravo İbrahim diyoruz. Buradaki mind game'i basit mi yedi? Basit mi yedi yoksa? Hayır, yememiş. İbo yine bir tık heyecanlı oynadı sanki. Yine erken bir hasar. Şimdi bok gibi bir palette maalesef ki. Burayı daha sakin oynadı. Dead Ard'ı var. Dead Ard'ını kullanabilir mi? Pencereye doğru kullandı fakat... Yetmedik. 43 saniye. Kendi rekorunu egale etmiş oldu İbrahim. Abi Tolga abi, sen de oraya ikinci yorumcu diye aldık. Sesin çıkmıyor ya. Ne anlatayım ki? Ne anlatayım? Volkan Dilmen gibi kaldım a**ayım. Volkan, o yüzleşlik hakkımız da doldu. Doldu! Yapma İbo, yapma İbo. Mami fırsat penceresi ve Dead Ard perklerini tercih etmiş. İbo ise dayanıklı, hayvani güç ve yırtıcı almış. Yani paletleri hızlı kıracak ve paletlerden yediği sersemleme süresi azalacak. İbo'nun 42 saniyede Mami'yi düşürmesi lazım. Çok zor. Peki imkansız mı? Evet, imkansız. Ben de evet, süremiz başladı. Muhammed Bey'in 44 saniye yapması yeterli. İbo risk alıp orada bir M1 denese belki de çok erken bir hasar verecekti. Bunlar hep şov hareketleri. Finaldeki rakibine gözdağı vermek için Muhammed Bey'den gevşek hareketler izliyoruz şu an. Aman tanrım, bir dump tek denemesi mi yoksa? Oha. İbrahim Bey en azından şampiyonu kaybettim demek için oynuyor şu an. Şampiyona şeker geliyor. Şampiyona şeker geliyor, geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Adam hem yandı hem dalga geçiyor şu an şampiyona şeker geliyor diye. Fair play içerisinde bir yarışma. İbo rakibini kaybetti. Hayır. Asla kaybetmez o çünkü raid main. Özellik kullanabiliyor muyduk ya? Taş mı atacağım? Raid'in ne özelliği var amın? Evet, sunucudan da troll geliyor. Şu an herkes İbrahim'e karşı bullylik yapıyor arkadaşlar. Güzel bir prefire denemesi orada. Bir perk sezdim ya ben orada. Evet, müthiş mind game'leri İbo'dan. Nerede olduğunu kaybetti. Kendi başını döndürdü birazcık. O sefer yere bırak. Nasıl yani? Ne alakası var? Ve ilk hiti sonunda vermeyi başardı. Muhammed Bey başka spota kaçamadı. Bir önceki jungle gym spotunda tekrardan. İbo yine mi burası amık diyor şu an. Yine mi burası amık? Spot kalmadı, Mami çaresiz şimdi. Mami üzgün. Nerede şimdi önünde kuruyor Daska? Yine buldu. Benzinin önündeki safe bir araba spotu şu an. Wraith için burada oyalanmak çok zor. Anladık. Galiba yanlış bir cümle kurdum. Siz beni anladınız. Pek önemli. İbrahim bir sinirini benden çıkarmaya çalışacağıma yemezler. İbo bir şeyler yapıyor lan. İbo şu an benzin pompasında durdu, benzin dolduruyor. Evet, ne oluyor? Hız kazandım amanı. Tam geldi. İbo nos basıyor ve bir respect denemesi. Rating yarısı yok oldu arkadaşlar, evet. 2-3 saniye geç durdum ama zaten önemi yok. 2.44. Sen ona 2.40 de. İbo senin güzel hatırın için 2.40 olsun kardeşim. İlk eşleşmenin galibi Mami oldu. Herhangi bir sürpriz yaşanmadı ve finaldeki rakibini beklemek için köşesine çekildi. Şimdi Tolga abiyle ben oynayacağım. İlk maçtaki katili belirlemek için çevirdim arkadaşlar. Ve ilk katili ben oynuyorum. Macmillan haritasında oynayacağız. Hemen varyasyonu belirlemek için de çarkımı çevirdim. İki numaralı Macmillan varyasyonu. El hareketi yaptığından başlarız abi. Ne yapalım? Evet, vay. Sama'ya bak ya. Sama'ya bak ya. Sama şeki turluyor şu an derken. Oh, bir tık hata mı geldi? Ay! Yemedim. Nasıl vuramaz onu? İnanılmaz diyoruz. İnanılmaz bir satış gelmişti ama. Evet, Purple Mind Game'i yedirmesine rağmen. İnanılmaz bir satıştan sonra o hemen paleti kırmayı tercih etti. Dur lan, ben niye kendi maçımı anlatıyorum bunu? Tekrar şeke döndü.
Evet, çekte bakalım nasıl bir loot göreceğiz. Daha göreceğiz mi daha doğrusu. Ne asıl mı? Burada arkasından lootlamaya devam ediyor. Ama burada paleti güvenli bir şekilde indirdi efendim. Gayet güzel oynuyor Tolga sana. Evet, şek gitti, şimdi erkek loopları başlıyor. Öyle diyor ne? Tolga Bey. Tolga Bey, burada ışık takibi yapması çok zor. Ve evet, tahminimce bir takip hatası geldi, ilk it aldı. Yani ben burada bir tip vermek, yani şeyinde olsam o paletleri direkt indirmesini tercih ederim. Evet, şu an bir jungle cime geldi. Farkı güzel koydu. Ayıp oluyor. Evet, burada bir mind game'ler falan filan derken bir şeyler dönüyor falan ortalıkta ama Ahmet Bey'in yerini öğrendi. Ve tekrardan L'ye döndü. İki spotu birleştiren Saman oynuyor şu an. Vay 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 vay. Üç spotlarda dolanıp duruyor, hiç kimseye harcamıyor. Üç spotu birleştirdi ama iyi mi yaptı? Burada gözüne bir tık hatalı oynadı. Ahmet Bey burada yetişebilecek mi? Dead Art'ını kullandı bir da kalktı. Art direkt atladı. Sama gayet mantıklı oynuyor şu an. Mi? Vay 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 vay. Sama şu an gaz moda girdi. Ahmet Bey ne oluyor? Tamam, o da açıldı. Şimdi burada bir mind game göreceğiz. Yine Tolga Bey aynı hatayı evet, iki kez yaptı. Çok iyi, bravo abi, eline sağ, vallahi iyiydi. 1.59. Gayet verimli. Gayet güzel. Denk bir mücadele olacak, ikinci maç umarım. Tolga abi hazır mısın? Start verildi. Palet direkt indi. Palet direkt indi çünkü yakında başka spot göremedi Purpua. Safe oynamayı tercih etti. Bir de spotu buldu şimdi. Tolga abinin inanılmaz inanılmaz şeyler Tolga oldu. Bey nereye gidiyorsunuz diye sormak istedim bir an. Dağından yürüdü ama Tolga abi oyunun seslerini kapatmış. Evet, şu an bir güzel bir mind game. Güzel bir mind game geldi Sama'dan. Direkt indirir hiç kız yani. Direkt devireceksin hacı. Direkt bırakacaksın spotu. Purpo biraz sakinleşmiş evet, olmalı şimdi. Ahmet Bey aslında çok da güvenli yerlerde değil şu an. Buldu. Tolga Bey'den bir volt geldi. Tolga Bey'den bir hamle daha. Oo, Ahmet Bey bir tık sanırım erken hasar alacak. Burada hasar verecek mi? Hasar verecek, o yüzden o spotu oynamayı hiç tercih etmedi ileri gitmek için. Mantıklı bir hamle mi yoksa satış mı? Ateşten, hasardan boost alıp haritanın öbür ucuna gitmeye çalışıyor şu an. Farkı büyük koydu. Ayıp oluyor. Evet, süre kaç, keşke biz de bilsek. Yok öyle. Buna bakarak. Evet, şimdi fena olmayan bir spota geldi. Kötü bir spot, nasıl yani fena olmayan? Burada ufak bir mind game her şeyi bitirebilir. Ananı s***. Tolga abi burada Kifrit Furry kullandı ama Enduring olmadığı için Purpo bir tık altına sıçtı. Enduring olsa yandıydı ortalık. Aslına bakarsanız İbrahim Bey oradaki paleti kafa atmak yerine direkt orada biraz döndürüp bu işi evet, bitirebilirdi. Evet, dönebilirdi aslında. Çok anlıyormuş gibi konuşuyor ya arkadan bunu. Yorum yapıyoruz, dur işte la. Tolga Bey burada yemeye çalışıyor ama Ahmet Bey bu konularda tecrübeli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Teşekkürler Muhammed Bey. Otomet diyorlar şu anda. Erken öne atladı, burada yetişebilecek mi acaba? Dead Art'ı var, herkese sakin Dead olması gerektiğini geldi, söylüyor. Eller havaya vallahi sakin olun diye sus işareti yapıyor. Burada şimdi vurabilecek bir mi? Bir mind game geldi. Gerek var mıydı acaba? Tokatladı, tokatladı. Tokatlıyor şu an. Şimdi benimkine geldiler. Nasıl yani? Direkt indirmeyi tercih etti. İbrahim Bey'ler bu taşa buraya koyanız bağlara taşlara takıldı. Şimdi evet, bir tane daha last spot'u buldu. Kendini gene güvenli bir spot'a atmayı başardı. Ama şimdi burada satılabilecek bir spot'ta. Bakalım ne olacak. Mi? Tolga abi çok uğraşmadım hangi İyi bir ya, takip mi geldi acaba diyoruz. Temiz oynadı, temiz oynadı. Çok teşekkür direkt ediyorum Muhammed Bey. Girmedi. Oo, şimdi o Tolga abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. 3. Güzel, iyiydi abi, eline sağlık, vallahi iyiydi. Birazcık killer'ın olsa var ya başa başsın benimle biliyor musun? Evet gençler, terlediğim bir seri oldu. Tolga abi beklediğimden çok daha iyi çıktı.
özellikle Survive kısmında. Fakat seride 1-0 öne geçmeyi başardım. Şimdi ikinci haritamız olan Otoyev'in haritası için varyasyon belirlemesi yapacağız. Hemen çevirdim. Yine 2 numaralı varyasyon geldi. Macmillan'la da 2 numaralı varyasyonda oynamıştık. Gel. Böyle mi başlıyor? Evet. Evet, maç başladı be. Ve bu sefer Ahmet Bey tersten başladı. Tersten yaktım lan. Spotları birleştiren Mac oynayacak. Evet, tam da o şekilde devam ediyor. Tam da o şekilde devam ediyormuşum gibi. Şeki çeyizine götürecekmiş gibi saklıyor şu an. Sana namık çocuğu demek istiyorum burada şu an. Burada biraz sıkıntı, burada biraz sıkıntılar oldu. Birazcık takıldı burada sanki. Sıkıntı. Tolga Bey. Erken vurdum ya. Orada bir tık sattım çünkü Tolga abi izimi kaybetti sandım. Tolga Bey çok erken bir hit alabilirdi ama. Şimdi ne olacak bakıyoruz. Atlayamadım bir şey. Ya Tolga abi. Ahmet Bey yine sattı. Dolaba takıldı yine. Tolga abi var ya beni çok bir zortlatıyorsun Tolga abi. Tolga abi sen al diyor bu hasarı. Gerçekten. Şu hasarı ye diyor. Büyük satışlar geldi. Heyecan var. İki taraflı büyük bir mücadele şu anda. Büyük bör mü? İnanamıyorum. Yok Petty Bör üstü ben bunu. Tolga abi zıplaya gidiyor. Buralarda çok acayip şeyler olabilir. Bu neydi abi? Olmasın lan çok acayip şeyler. Tolga abi. Ha. Bak çok acayip şeyler olmasın. Olacaksa... Mı çıkacak? Olacaksa acayip şeyler olsun. Daha çıkmayı tercih etmedi. Evet devam ediyor şu an arabada. Aha niye çıkayım amına? Evet bir araba loopundayız şu an. Standart biliyorsunuz. Spirit Fur olabilir diye erken deviriyor. Mantıklı mı bu? Olabilir bilmiyorum. Sana ne amına? Birazcık fark açıldı sanki aralarında şu anda Muhammed Bey. Yani... Şu an tam bir satış noktasında. Şu ana kadar bitmesi lazım gibi geldi bana ama... Hala devam ediyor Muhammed Bey. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor ilk hatadan sonra. Orada aldığı karar gerçekten büyüktü. Evet. İbrahim iğrenç anlatıyorsunuz maçı öncelikle onu belirteyim. Gayet iyi anlatıyorum. Evet bu spot çok güvenli değil. Nereye değil benimki kadar spot amına. Şu an sırayla kovalaşıyorlar. Gerçekten evet, hala de... indirmedi. Yoksa risk vurabilir mi? Bir de dakika. Vuramayacağım dedim a**ım hala gidiyor. 2-12. Ya Spirit Furious'ı olur M1 sallar diye devirmeyeyim dedim. Ya şimdi gerçekten rakibimi suçlamak istemem ama çok ilginç hamleleri oldu. Birisinde beni kaybetti sandım gözükmek için ona doğru giderken. Bana da yaptıydı videoda aynısını. Kafa karıştırıyor böyle. Abi uzatma hadi. Da hadi 2-0 bitirelim hadi. Abi IBAN 50 lira ateşlerim. O büyük final maçı. Ve başladı. Muhammed de sizce palet tarafından başlamak bir tercih midir? Yani tehlikeli mi sizce? Ya bu tercih aslında şöyle ki İbrahim Bey heyecan yapmazsanız tehlikeli değil. Evet. Sadece başlayacağınız yani gideceğiniz yön her zaman kesin olmayabilir. Yani her zaman tamam, doğru tarafa oranını anlatayım. Hey. Şu anda fark açıldı birazcık sanki. Evet, biraz Tolga abi nereye kaçtın ama? Bir anlık kayıp oldu. Oğlum Tolga abi bulamadım. Şu an inşaat makinesinde bir loop göreceğiz galiba. Burası gayet kuvvetli bir spot ama bakalım Ahmet nasıl olacak. Ahmet Bey'in arkasında var mıydı burası ben hatırlamıyorum ama. Yoktu şansım. Otobüs vardı onda da. Tolga Bey kullanmayı tercih etmedi. Tolga Bey ne acaba yaptı? Büyük bir satış mı geldi? Doğru bir hamle mi vuramadı? Nasıl yani? Neler oluyor şu an? Neler oluyor şu an? Dümdüz oynamayı tercih etti Tolga Bey. Neler oluyor Mithat? Büyük satış denemesi olmadı. Ya benim aklıma şöyle bir şey geldi. O spotu böyle sonuna kadar kullansa mıydı ha İbrahim Bey? Ne diyorsunuz yani? Yani sanki erken bıraktı ya da ne evet, bileyim. Evet bir tık erken bıraktı. Bir tık bıraktı. Burada da garip hareketler sergiliyor. Oradan yukarı yani... bir çıktı. Çünkü dedi ardına güveniyor şu an sana. Geldi şu anda. Gayet aslında mantıklı. Aslında eğer tatmasa da yetişir gibiydi ama. Yani bir tık riske etmek istemedi tabii. Evet, bir jungle'cımdayız şimdi. Şimdi burası tamam. Biraz zorlayabilir. Buradaki ışık takibi çok önemli. Evet, Tolga Bey burada... takibi çok olmadı gene. 1.31. Güzel abi, eline sağlık. İbo! Ya 28 yaşındasın, 31'e gülüyorsun İbo ya.
Abi sat dedi, yoksa ben şu makinesini daha dönerdim. Abi. Abi 50 liraya dönünce sen mi zortladın gibi? Tolga abi 50 liraya dönünce gözü döndü. Evet gençler, zor da olsa Tolga abiyi elemeyi başardım. Çok keyifli bir mücadeleydi. Tolga abinin de eline sağlık. En azından şerefiyle yenildi. İbo gibi rezil olmadı. Şimdi geldik büyük finale. Muhtemelen birçoğunuzun beklediği final. Favori tabii ki Mami ama sürpriz yapmaya çalışacağım. Bakalım. İlk başta katili kim oynayacak? İlk önce onun için çevirdim arkadaşlar. Ve ben çıktım. Macmillan haritasında ilk ben katil oynuyorum. Hangi varyasyon? Hemen onu da çekelim. Macmillan'ın 3. varyasyonu geldi. El hareketi yaptığından başlarım. Okey. Seri bir başlangıç geldi. Window'dan atlamayı tercih etti Ahmet Bey. Çiçekten şöyle bir geniş alış geldi Muhammed'den. Muhammed geniş alıyorsun lan bu aralar. Şeker harcadı hiç riske girmeden. Vay 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 vay. Direkt düz koşarak farkı açmaya çalıştı sanki ama çok da açılmadı. Ay. Güzel erken güzel. Bir indiriş geldi buradan da. Riske girmiyor şu anda Muhammed Bey. Bir tık heyecanlıyım. Sayın Mayoş. Hemen yiyor paletleri. Bu paleti de hemen hemen yemeye başladı. Oha! Oh, bir... Hasar mı geliyor? Bir takibi kötülüğü geldi mi? Enti, big enti. Güzeldi, güzeldi. İki taraf da kendini mindladı. Evet, civarda bu palet kalmadı. Galiba ilk hasar geliyor. Kendimi niye mindladım ama? Evet, mind tercih ediyor galiba. Palet nasıl kalmadı abi? Yalan yanlış infolar verme bana ya. Muazzam bir spotta şu anda. Bakalım ne olacak? İki taraf da çok sakin oynadı burayı. Kan asırsı sayesinde. Abi spirit verim olsam abi ne göt olurdun lan. Vallahi ona... Düşündüm ben de ama içgüdüsel mi diyeyim artık. İçgüdünü sikeyim. Şu anda bakalım burada ne olacak? Palete yetişebilecek mi? Yetişti. Bir takip hatası gelmişti anlık olaraktan ama... Kıracağız mecbur. Bir tık 5 saniye kaybettim burada. Mecbur paleti kırmak zorunda kaldı Ahmet Bey. Burada ne olacak? Çok kritik burası. Burası şu an çok kritik. Oh s**t. Evet. Güzel. 1.45. Finalin ikinci maçı başladı. Lan imbot yapacağım diye paleti deviremiyordum amına. İbo bir daha benim şeki erkenden devirip devirmediğime karışma tamam mı? Dur anlatıyor tam. Şeki erkenden devirdikten sonra bu spotta direkt devirmeyi tercih ediyor. Soku çatır soku hareketler yapıyor bütün paletleri. Evet. Spotlar evet arasından mesafeler açılmaya çalışılıyor Ahmet Bey tarafından ama. Spirit Fury ya. Vuruş geldi korkusuzca. Oo mind game'i niye yedik? Burada ilk iti yedi mi? İlk iti aldı burada Ahmet Bey. Kötü aldı. Ahmet Bey nabzım çok yüksek. Bir de bana sorsan altıma sıçıyorum şu an. Bunu indirdi nerelere gitti şu anda Ahmet Bey? Anan ne demek bilmiyorum, istiyorum şu an İbrahim'de. Bilmiyorum abi. Gelme Mami. Dedart bakalım burayı Dedart'la dönebilecek mi? Dedart'la burayı dönemedi. 1-0-1 çok kötü oynadım ya. Şeyi erken almasam zaten, orada hasarı. Zaten buranın max 1 yani o yani 2'ye falan çıkması çok zor bu haritanın. Evet gençler iki tarafta Survivor'ı kötü oynadı ne yalan söyleyeyim. Bunda tabii ki haritanın da çok büyük etkeni var. Şimdi Auto Aim'in haritasında varyasyon belirleme yapacağım. Beş numaralı varyasyon. Okey. Finalde ikinci eşleşme başladı. Ağaç var lan burada. Ağaçlar var. Riske girmedi. Direkt indirdi paleti. Biz indirsek çöver abi ilk elden şey mi iner diye. Abi. Şimdi hemen Tofaş spotuna geldi. Tofaş'ı bakalım hemen indirecek mi? Hemen indirdi onu da. Sonra. O spota bir daha Tofaş desene amına. Mami farkı kapatıyor mu? Oo. Mind game yapmış orada. Kötü spottayız. Spotlara koşan Matt.
Burada bakalım neler yaşayacaklar. İyi kasar geldi. Çok kötü spot ya. Çok kötü spot ya. Paleti indireceksin de işte. İlk de aldı. Ama gidemeyecektim ki paletin oranı. Evet evet. Yolun yoktu zaten. Bunu direkt indirdi s*** dedi. Abi kırmakla uğraş bir yandan dövdü. Abo! Abo! Hayda! Dedart gelir mi acaba? Varmış Dedart'ı. Ama yine de yetişemedi. Lan 59 ya. Kendi rekorumu da geçemedim onu. Erken hasar erken alınca var ya, istiyorsan 3 tane şek olsun yine de oynayamıyorsun. Erken hasar çok önemli. O ilk hasar yememen lazım işte, yedik. Bir de şu orta çok boş. Bak hiçbir yere gidemedim o tekniğinden sonra, gördün mü? Bak hiçbir şey yok. Kötü zaten. Bak şuna bak. Gittiğin palete bak ama. Lan her yeri kötü Tamam. Direkt gel dedi, koştum bakayım. Hareket yaptığını anlamadım ki pezevengin. Eli kalkmadan koşmaya başladı bakayım. Tolga abim muazzam döndü. Gülmekten oynayın. Evet, bir dakika doldu arkadaşlar. Helal memi kazandın kardeşim. Buradayım. Buradayım diyeyim. Oğlum biz izi kaybeder miyiz lan? Yerden Şek'e abi geldi. Bakalım Şek'i nasıl oynayacak. Oynamadı. Şek harika oynadı gerçekten. Harika oynadı gerçekten de. Buradan kasar verecek mi? Görebilir miyiz? Görmedik. Vay 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 vay. Vay. İbo'nunki gibi bir spot lan. Tofaş spotuna geldim Muhammed'le şu anda. Başlıyor ya. Nasıl yani? Oy. Bir hit gelmeye çalıştı ama olmadı. Erken hit bulmaya çalışıyor Ahmet şu anda. Bir takip kötülüğü mü geldi? Vurabilir ya. Yine vuramadı. Oha. İnanılmaz. Hayır. Biliyor pezevenk neyi kovaladığımı, devirmiyor o yüzden. İşte onu anladığın anda... Tek hala çok... inmemişti. Yine Şek'e geldi. Bakalım Şek'i şimdi nasıl oynayacak? Devirecek mi? Devirmiyor. Şek yine devrilmedi. İşte bu rahatlık. İşte bu. 1-0'ın verdiği rahatlık. 1-0'ın ve hit almadan oynamanın rahatlığı. Bak. Yine devirmedi anasının götü. Vay 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 vay. Orada hit yemedi. İnternet. Ne hitler gelmiyor, ne hitler gelmiyor. Hitler niye gelsin, adam öldü ama. Diyor, yalan diyor gene. Ya mami. Vıkı 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 down. Bağlattılar bana geçen. Ha. Oha. Bundan. Kaç FPS amık? Zor. Sonunda keşke vurup alsaymış. O hasar. Bunu da alayım. Enduring var mıydı? Var. Var var. Brutal yok, brutal. Brutal nasıl yok ama? Umay. Üçüncü pör. Burada bir Mind Gaimaya. Mind Gaimaya savaşları. Mind Gaimaya mı? Allah belanı vermesin senin. O Dedart neydi öyle diyorsunuz? Neydi Dedart? Evet, sadece duruyor. Evet, şimdi kaldı. Evet, yine duruyor. Oh my god. GG. 2.33. Zor bir spottu gerçekten. 4 tane Spirit Fur'u denedim ya. Onları denemesem. Yine olmazdı da. Muhammedciğim eline sağlık. Gerçekten hak ettin. Eline sağlık. Bu işin hiçbir bahanesi yok ama biraz daha iyi oynayabilirdim yani. Ben bu değilim. Bunu sen de biliyorsun. Dedim hani Tolga abiyle olan maçı. Hani bir el veririm dedim ben. Evet. Macmillan'ı alabilirdim. O Tywin'da hiç yaklaşamadım da Macmillan'ı alabilirdim. Evet gençler, 1v1 turnuvamızın sonuna geldik. Hiç sürpriz yaşanmadı. Hep favoriler kazandı. Mami'ye karşı ilk defa 1v1 oynadığım için gerçekten kendim gibi oynayamadım. Hani kesinlikle Mami'nin hakkını yemek istemiyorum. Hak ederek kazandı. O konuda hiçbir sorun yok. Kendim gibi oynayabilseydim zaten beni yine yenerdi. Ama biraz daha iyi oynardım diye düşünüyorum. En azından beni tanıyanlar da böyle düşünüyordur. Bir tık hayal kırıklığı oldum yani, ne yalan söyleyeyim. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. Aynı ekip birbirini kesiyor serisi gibi. İşte ayda bir olur, iki ayda bir olur. Bu seriyi çekebiliriz bu şekilde turnuva mantığında. Hem normal gameplay'den farklı bir içerik olmuş olur. Hem de ekip birbirini kesiyorun yanına ekiple birlikte custom olarak yapabileceğimiz bir içerik çıkartmış oluruz. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.